Merhaba değerli izleyicilerimiz, sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken bugün sizlere Kuvay Milliye'nin doğuş noktası Balıkesir ilimizin turizmin uğrak noktası Edremit Akçay'dan sesleniyoruz sizlere. Bu güzel noktada güzel sunumlarla, yeni yüzüyle sizlere hizmet veren yerimiz Zehra Balık Evi'ndeyiz. Firma sahiplerimiz beyefendi Yüksel ve Zümra Koç yanımızda. Bakalım bize neler aktaracaklar. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, sağ olun. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun bizi burada misafir ettiğiniz için. Siz nasılsınız hanımefendi? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Çok sağ olun. Şimdi önce sizin şahsınızı şöyle kısaca bir izleyeceğimize tanıtalım. Sonra detaylara geçeceğim. Ben 1981 Balıkesir Bigaç doğumluyum. Tamam. Buraya yaklaşık 15-16 sene önce taşındık, geldik. Güzel. İş kurduk. Tamam. Tekel büfeniz var. Aynen. 15-10 senedir evet. Tekel işletmeci yapıyorum. Güzel. Gazete bayiliği de var. Gazete bayiliği, büfe. Aynen. Tamam. Burası da yaklaşık 10 gündür evet. Faaliyete başladı. Evet. Siz buraya biz aldık. Daha önce yine balıkçıydı burası. Hı-hı. Biz devraldık. Güzel. Bir restore çalışması başladı. Güzel bir restore ettik. Evet. Komple her şey değişti. Güzel. Daha temiz, daha hijyenik olmasına gayret ettik. Evet. Güzel. Peki. Şimdi evet. Aşağıda balık satışımız var değil mi? Ondan tabii biraz ki bahsedelim. Aynen. Önce. Günlük nasıl geliyor balıklar? Balıklarımız günlük İzmir halinden günlük taze olarak geliyor. Taze. Her gün tamam. Düzenli. Kaç çeşit geliyor ortalama? Yaklaşık 9-10 çeşit balığımız var. Var. Bu tabi mevsime göre değişiyor. Aynen mevsime göre değişiyor. Aynen mevsime göre. Peki vitrinimiz güçlü, canlı böyle albenesi olan da güzel bir vitrininiz var. Ona dikkat gösteriyoruz evet. Dikkat aynen. ediyorsunuz. Tazeliği de hem aynen. korumak hem o lezzete değil mi? Aynen. Yansıması da önemli. Aynen. Dönelim hanımefendiye. Şimdi siz hem eşinize destek oluyorsunuz hem evet. de artık bu restore edilen yeni bölüm alanlara da siz bakıyorsunuz. Aynen benim sorum. Şimdi burası ikinci kat. Evet. Tamam güzel. Şimdi buraya gelen konuklar nasıl bir hizmet sizden alıyorlar? Güler yüz çok önemli. Hı-hı. Hijyen bir ortam çok önemli. Servis sunum evet. çok önemli. Bunlara çok dikkat ediyorlar. Tamam, güzel. Burada hem servis anlamında hizmet yapabiliyorsunuz değil mi? Evet. Şu anda bu oturma alanlarında. Aşağıdan balığımız söyleniyor. Aynen. Tamam, temizleniyor. Evet. Şimdi hem canlı balık satabiliyoruz, hı hı. Hem pişirip evlerine götürebiliyorlar. Güzel. Bizim gibi hanımlar evlerinde koku olmasın diyenler de burayı tercih ediyorlar. Tercih. Deniz manzaralı, hijyenik bir ortam. Biz evde balık kokusuna son verdik. Aslında biraz herhalde anladığım kadarıyla işin başlangıcı da temelde o yatıyor. Dediğiniz gibi hanımefendiler biraz böyle kokuyu sevmezler aynen. balık kokusunu evde. Siz hem onu böyle bir tercih, güzel bir ortam oluşturmuşsunuz. Aynen. Sizi tebrik ediyoruz. Güzel de dokunuşlar yapıp iyi bir tercihle burada aynen. insanlara deniz manzaralı eşliğinde evet. sunumlar. Neredeyiz biz şu anda? Şu anda Akçay'ın merkezinde Akçay Mahallesi'ndeyiz. Liman var hemen. Liman hemen karşımıza. Akçay'ın orta göbeğindeyiz. Tamam, güzel. Peki. Kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz? Ortamda? Şu anda bu katımızda 30-35 kişi çok rahatlıkla ağırlayabiliyoruz. Güzel. Neler veriyorsunuz balığın yanında? Balığımızın yanında mezelerimiz var. Onlar ikram olarak. Ha, ikram değil mi bunlar? Tabii. Güzel. Salatamız var. Güzel. Sonrasında balık öldüğünü anlasın diye helva veriyoruz. O da ikramımız. O da ikramımız. Çay, kahve. Güzel. Aynen. Aslında buraya gelen aileler, eşiyle, dostuyla insanlar geldiğinde keyifli, huzurlu bir ortam oluşturmuşsunuz aynen. ama yanında da güzel güzel dokunuşlar yapmışsınız. Aynen, aynen. Peki. Şimdi burayla ilgili bir hedef var. Bize anlattınız ama izleyicilerimiz de bilsinler. Neyi planlıyoruz bu yapının içinde? Şu anda bir sene içinde, şu anda 2 kat faaliyetteyiz. 3-4,5 kat. Evet, olarak üstüne doğru gideceğiz. 1 kat var, 2 kat daha var. Hı. Toplamda 4,5 kat teras kafe şeklinde. 4,5 kat olarak faaliyete geçmeyi düşünüyoruz. Aynen. Komple hem balık evi olacak. Balık evi olacak. Hem daha hı. çok kişi gelsin, daha evet. çok fazla hı. hizmet verelim diye. Aşağıda da oturma alanları var. Aşağıda da var. Aşağıda da en az bir 35-40 kişi yazın güzel, çok güzel. Rahat ağırlayabiliyor. Ekmek arası da alabiliyorlar. Ekmek arası tabii da alabiliyorlar. Porsiyon da alabiliyorlar. Evet. Şeyi de alabiliyorlar. Pişmiş evlerine de götürebiliyorlar. Güzel. Çeşitleri böyle aynen. yapmışız. Evet. Bu hedef büyümenizde size başarılar diliyoruz. Teşekkür İnşallah ederim. Daha iyi noktalara taşıyacaksınız buraları diyelim. Şimdi böyle insanlar ARGE de yaparlar. Hani sadece burayla kalmazlar. Böyle ileriye dönük hiç plan yaptınız mı? Bu markayla ilgili başka bir yere bir şube falan düşünüyor musunuz? İşin yoğunluğuna yok. Göre. Hmm. Şu anda burası bize yeterince bir evet. uğraş verecek gibi duruyor. Ama kısa ileride süreçte iyi dönüşler oldu değil mi? Evet. Sizden şu 10 gün içinde gerçekten inanılmaz sosyal medyadan çok dönüşler var. Herkes adresi soruyor. 2-3 günden beri sadece sosyal medya üzerinden görüp sadece şu manzarayı Evet. Hani oturup yemek yemek isteyenler oluyor. Evet. İlerisi için şu anda neden olmasın? Yani önce bir göreceğiz. Buradaki aynen. şartları, önümüzü görmemiz lazım. Bir sezonu atlatmamız lazım. Evet. Sonra planlar büyük ihtimal aynen. olacak bir şeyler. Evet. Peki sizlere başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Birer kısa teşekkür yapalım bölge halkına. Önce sizden alayım. Sizi ziyaret edip sizden hizmet alan bölge halkına bir teşekkürünüzü yapalım. Bu zamana kadar gelmiş misafirlerimize, gelecek misafirlerimize şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Peki, bir de sizden yapalım kısa bir teşekkür. Aynen, ben de aynı şekilde. Herkesi bekliyoruz. Evet. Bir görün yeterli. Temizliği, hijyenimizi görün. Evet. Bekliyoruz. Herkesi davet aynen. ediyoruz. Peki, ben sizlere başarılar diliyorum. İlerleyen zamanda inşallah bu markamızın büyüme hedeflerinde yeniden buluşmak dileğiyle. İnşallah. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Balıkesir'in turizmin uğrak noktaları Edremit Akçay mahallesindeyiz dedik. Sektörle ilgili yeni yüzü, yeni markayla hedeflerine başlayan, size güzel sunumları buraya sunan, ailenizle, eşinizle, dostunuzla mutlaka biz de size tavsiye ediyoruz. Uğrayın buraya. Hemen Akçay'da limanın karşısındaki yerimiz. Zehra Balık Evi'nden Zümra Koç ve beyefendi Yüksel Koç'tan da aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına aktarıyoruz. Hoşça kalın.